Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi ve İstanbul, Kocaeli ve İzmir sürecinde bir mega teknoloji koridoru olma yolunda ilerleyen Bilişim Vadisi'nin genel müdürü bugün Ahmet Serdar İbrahimcioğlu bizlerle beraber İzmir'deki Bilişim Vadisi'ndeki süreci ve Bilişim Vadisi'ne yer alan yatırımcıların ne yönde destek ve fırsatlar var, tüm bunları soracağız. Yurt dışı büyüme planlarını da kendisinden dinleyeceğiz. İyi yıllar, hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. İyi yıllar, hoş buldum. Yeni yılın ilk Gündem Teknoloji programında şimdi güzel hedefleriniz vardı. 2022 genelinde hep konuşuyorduk. Bu yıl onların açılma dönemleriydi. Bunların üzerinden ilerleyeceğiz hem yurt içi hem yurt dışında. Ama öncesinde bir geçtiğimiz yıl kısaca bir değerlendirmek gerekirse Serdar Bey. Evet. Bilişim Vadisi açısından ve bu ekosisteme yönelik neler yaptınız ve nasıl geçti? Öncelikle çok teşekkür ederim. Yılın ilk programı olmakla beraber biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. 2022 yılı bizim açımızdan hedeflerimize ulaşabildiğimiz bir yıl olarak geçti diyebilirim aslında. Biraz önce siz de ifade ettiniz, Bilişim Vadisi Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle mega teknoloji koridoru kurma misyonunun da adı aslında. Dolayısıyla bu mega teknoloji koridoruna biz Bilişim Vadisi diyoruz. 258 şirketimiz varken 2021'de 2022'yi 412 şirketle bitirdik. 412 teknoloji şirketi Bilişim Vadisi'nde çalışmalarını yürütür hale geldi. Şu anda 5000'e yakın ARGE personelini çalıştıran bir teknoloji ekosistemi kurduk geçtiğimiz yılın sonunda. Tabii Bilişim Vadisi İzmir'in temellerini attığımız bir yıl oldu 2022. Mart ayında temellerini atmıştık. Bilişim Vadisi İstanbul'un da faaliyete geçtiği ve açılışını yaptığımız bir yıl oldu 2022. Faaliyete aldığımız yıl içerisinde şu anda da Vadi İstanbul'daki Bilişim Vadisi İstanbul kampüsümüzde de çalışmalar başladı. Faaliyette firmalarımız da teknoloji geliştirmeye devam ediyorlar. %90 doluluk oranıyla çalışıyor orası da. Tam kapasite. 9 ay gibi kısa bir sürede orayı da o hale getirmiş olduk. Tabii Bilişim Vadisi 2022 yılında bununla da kalmadı. 2022 yılında biz bir girişim sermayesi yatırım fonunu da, yeni bir girişim sermayesi yatırım fonunu da kurduk. Adı 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Tabii 4. deyince herkes soruyor. Ya 3.sü, 2.sü yok mu diye. Diyoruz ki 4. sanayi devrimine özel 4. girişim sermayesi yatırım fonu 1000 girişimciye yatırım yapmak üzere kurulmuş bir tohum yatırım fonu. Bunu da yılın son ayında kurmayı başardık. 2022 yılında yeni bir fonla kapatmış olduk. Eskiden kurduğumuz bir fonumuz daha vardı. O daha büyük Bilişim Vadisi girişim sermayesi yatırım fonuydu. Onun da ödenmiş sermayesi 380 milyon liraya kadar vardı. Ve orada da şu ana kadar 19 girişimciye yatırım yaparak aslında 2022'yi kapatmış olduk. Peki girişim sermayesi fonunun bu yıl kaç girişimciye yeniden yatırım yapma planları var? Bunlar belirlendi mi bu yöndeki bütçede, hedefler? Şimdi tabii ki bizim iki tane fonumuz olmuş oldu. Son fonu Aralık'ta kurduk, 4. GSYF'yi. Ama önceki kurduğumuz Bilişim Vadisi GSYF'nin hedefi toplamda 3 yıl içerisinde 40 şirkete yatırım yapmaktı. Bugüne kadar 1250 girişimciyle görüşme sağlanmış. 1250 girişimciyle görüşme sağlamışız. Bunlardan bakınız 27 tanesine yatırım kararı almışız. Yatırım kararı aldıklarımızdan geçen yıl itibariyle de 19 tanesini kapattık. Yatırımlarını yaptık. 100 milyonun üzerinde yatırım yaptık bu şirketlere. Bu 19 şirkete 100 milyonun üzerinde yatırım yaptık ve ortağı olduk o fon aracılığıyla. 19 tanesinin yatırımı kapandı. Sözleşmesini bitirebilseydik toplamda 27 tane karar almıştık zaten. Dolayısıyla 8 tanesinin de önümüzdeki aylar içerisinde sözleşmeleri bitmiş olacak. Anlaşmaları devam ediyor şu anda. Toplamda bu fon 40 girişimciye yatırım yapacak. Erken aşama fonu bu. 100 bin dolarla 1 milyon dolar arasında diyebileceğimiz bir yatırım skobu içerisinde yatırım yapan bir fon. Bu yeni kurduğumuz 4. GSYF biraz farklı. Bunda yatırımcılar için de farklı bir durum var. Diğerinde nitelikli yatırımcılar bizim seçtiğimiz 4 ortakla Albaraka katılım, Vakıf katılım, COSGAP ve Bilişim Vadisi ortaklığında bir fondu. Bu 4. GSYF daha yeni kurduk bunu. Şu anda yatırımcıların almaya başladı. Minimum 20 bin TL tutarla yatırım yapabiliyorsunuz buna. Yani 20 bin lirası olan birisi de gelip bu fona nitelikli yatırımcı belgesini almak kaydıyla gelip yatırımını yapabilir. Bu fondan muradımız şu. Diyoruz ki ya eskiden bir yatırım tarzı vardı. Ev alıyoruz, araba alıyoruz, arazi alıyoruz. Bunun yerine yatırımcıya diyoruz ki gelin
Ev araba almayın. İşte burada teknoloji girişimcileri, işte burada teknoloji ekosistemini bilen insanlar. SPK lisanslı bir yatırım fonumuz var. Bu yatırım fonuna yatırım yapıyorsunuz. Biz de buradan hedefimiz 1000 girişimciye, yani spray and pray diyorlar. Unut, dağıt ve unut diye Türkçeleştirdikleri, dağıt ve unut dedikleri bir fon aslında bu. Bütün kuluçka ekosistemlerindeki tohum yatırım yapacak 20 bin dolarla 100 bin dolar arasında yatırım yapacağımız bir fonu burada kurduk. Buradaki hedefimiz de 1000 girişimciye yatırım yapmak. Yani toplamda 5 yıl içerisinde 500 milyon TL hedef bütçe var. 500 milyon TL'yi 1000 girişimciyle 1000 girişimciye dağıtalım. Tabii bu hedef 1000 ama 1000 olmaz. 700 olur, 800 olur ama hedefimiz 1000 girişimciye tohum yatırımında tekno girişimci sayısını artırmış olalım. Şimdi girişimciliğin aynı zamanda merkezleri kuşkusuz önemli. Evet. İstanbul ve Kocaeli'nin ayağının ardından sizin hep yayınlarda bahsettiğiniz mega teknoloji koridorun kurma noktasındaki diğer bir ayak da İzmir. Evet. İzmir'deki süreç nedir? İzmir'deki girişimciler ne zaman Bilişim Vadisi ile tanışacaklar, ne zaman hayata geçiyor? Harika. Şimdi İzmir'de Mart ayında temeli attık. Ve çok hızlı bir şekilde altyapılarını yaptık. Herhangi bir aksiliğimiz olmazsa şayet Mart ayında da oranın açılışını yapacağız. Şu anda zaten oranın da bizim biliyorsunuz daha önce de hep ifade etmeye gayret ettiğim anchor şirket modelimiz var. Yani bizim balina şirketlerimiz aslında bölgelerimizi çekip girişimcilerimizle beraber yürüyorlar. Kocaeli kampüsünde TOG'umuz var ve bizim orada anchor şirketimiz. Etrafında 120 mobilite şirketi var şu anda toplanmış. İzmir'de aynı şekilde 3 tane anchor şirket yine mobilite alanında, diğer tarafta oyun alanında İzmir'in de bildiği şirketlerden sürpriz olsun diyelim. Gelecek orada zaten yerlerini verdik, hazırladık onların. Bir de orada bir kuluçka alanı oluşturduk. Mart ayında buranın bir aksilik olmazsa açılışını planlıyoruz. Altyapılarını yaptık. Bir kısmı devam ediyor inşaat süreci ama totalde bir yıl içerisinde temeli atıp açılışını yaptığımız ve ekosisteme armağan ettiğimiz bir alan oluşmuş olacak. Bilişim Vadisi İzmir'deki hedefimiz oradaki teknoloji geliştirme bölgelerine ek bir teknoloji geliştirme bölgesi kurmak değil. Bilişim Vadisi hiçbir zaman zaten bu hedefler doğrultusunda kurgulanmadı. Bilişim Vadisi tüm teknoloji geliştirme bölgesi ekosistemine daha güçlü hale getirmek, ekosistemdeki yenilikçi politikaları bizatihi kendisi uygulayacak bir uygulama alanı, daha da ilerisi bir teknoloji geliştirme platformu olarak kurguladık. Dolayısıyla İzmir'de biz hemen yanı başımızdaki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknoparkı'yla da, Ege Teknoparkı'yla da, o bölgedeki bütün herkesle ortak hızlandırma programlarımızı, bu kurduğumuz fonlarda onların da kuluçkalarındaki girişimcileri fonlayacağımız bir aslında mega teknoloji koridorunun İzmir ayağını yapmış olacağız. Ve çok zaman kalmadı. 3 ay sonrasında da bunu açılışını yapacağız. Hayırlı olsun. Peki ağırlıklı olarak hangi sektörleri daha çok bilişim vadileri çekiyor? İzmir'de hedefiniz var mı? Farklı sektörler, İstanbul ve Kocaeli'ne baktığımızda yoğunlaşma hangi sektörler üzerinde oluyor? Biz tabii şöyle yaptık. Teknoloji geliştirme bölgelerinde asıl yoğunlaşma yazılım alanında oluyor aslında. Genel anlamda yazılım. Fakat biz şunu yaptık, dedik ki sivil teknolojiler alanında çalışacağız. Birinci dikeyimiz bu. Çünkü askeri teknolojilerde 20 yılda ciddi bir başarı kazandık. Bu know-how'ı, bu bilgi birikimini artık sivil alanlara yaymamız lazım. Bizim güçlü kaslarımız neler? Türkiye'nin ihracat rekorları kırdığı alanlardan en büyüğü ne? Otomotiv. Ama artık otomotiv yok. İsim değiştirdi, artık biz ona mobilite diyoruz. Bilişimle birleşti, yazılımla gelişti. Dolayısıyla artık başka bir isimle nitelendiriyoruz. Dolayısıyla birinci başlığımız mobiliteydi, hedefimiz. 2019 yılı Ocak ayındaki stratejik planımızda bunu belirttik. Bilişim Vadisi'nin kendi stratejik planında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırladığı 2019 yılı Eylül ayındaki hazırlanan strateji planında da bu belirtildi. Mobilite bizim birinci dikeyimiz. Dolayısıyla bizde biriken şirketlerin, gelen şirketlerin büyük çoğunluğu mobilite alanında çalışan şirketler. Bakın 400 şirketimizin 120 tanesi direkt mobilite alanında çalışıyor. Doğal bir kümelenme oluştu. İkinci dikey alanımız neydi? Bizim bağlantı teknolojileri. Yani daha ziyade hem haberleşme alanında ama IoT ile de, elektronik anlamda da IoT ile de birleşen dikeylerde çalışmalar yapalım diye.
Bizim yine şirketlerimizin büyük bir kısmı bunlardan oluşuyor. Üçüncü ayakta ne var? Oyun. Oyun ve animasyon. Özellikle de yılda iki defa yaptığımız kış kamplarımız meşhur zaten. Tüm basında da yer alıyor. Bununla beraber oyun şirketlerimiz de bizim kümelenme alanımız. İzmir'de aynı böyle, İstanbul'da aynı böyle. İstanbul'da bir farklı bir alanımız oluştu. İstanbul'da bir de finans teknolojileri güçlü olduğu için finans alanında da orada şirketlerimiz mevcut. Mesela Kocaeli ve İzmir'de finans alanında herhangi bir dikeyimiz yokken İstanbul'da bir finans dikeyi de kendi içerisinde iyi firmalarımızla beraber oluştu. Çünkü artık fintech de mobiliteden ayrı düşündüğümüz bir alan değil. Mobiliteyle araçlarımız artık üçüncü bizim yaşam alanlarımız haline geldiği için fintech'i de bu alanda konumlanmış olduk. İzmir'de ama yine mobilite ve oyun sektörünü orada özellikle göreceğiz. Bununla beraber İzmir'de iki dikey daha göreceğiz. İki dikey ne? Tasarım ve enerji. Tasarım ve enerjiyi de İzmir'de ama farklı olarak orada görmeye başlayacağız. Peki özellikle Bilişim Vadisi'nden yararlanmak isteyen girişimciler veya şirketlere hangi kriterleri arıyorsunuz? Belli ölçüler var mı, kıstaslar var mı dolayısıyla ve orada olmanın içerisinde, vadinin içerisinde bulunmanın avantajları neler? Girişim sermaye yatırım finansal desteğin dışında. Evet. Şimdi şöyle bir istatistikle aslında bu soruya cevap vermiş olayım. Bize son yıl içerisinde 700 başvuru olmuş örneğin. Son yıllar içerisinde, son 2 yıl içerisinde 700 başvuru olmuş. Biz bu 700 başvurunun 250 tanesini kabul etmişiz. Yani oransı olarak baktığınızda yaklaşık %40'lara, hatta %40'ın da altına tekabül ediyor. Başvuruyla seçim kriterlerimiz. Tabii ki seçici, nitelikli bir kurulumuz var. Bu kurul teknoloji danışma kurulu olarak geçiyor. Teknoloji danışma kurulumuz başvuruları alıyor. Başvurular ön elemeden geçtikten sonra, yani bu bir teknoloji odaklı proje mi diye bundan geçtikten sonra teknoloji kuruluna sunum yapıyorlar başvuru sahipleri. Birebir, yüz yüze. Online ortamda kendi projesini kendisi anlatıyor. Bu kurul bizim 6 dikey alanımıza uygun mu bu projeler, buna bakıyorlar birincisi. İkincisi, teknoloji odaklı bir proje mi ve bunun geleceği var mı, bunlara bakıyorlar. Çünkü neden? Bilişim Vadisi kaynaklarını niteliği de yüksek olacak kişilere harcamalı ki gelişmiş bir ekosistemi oluşturalım ve paydaşlarımız da bu işten memnun olsunlar, mutlu olsunlar. Bizimle beraber çalışanlar bizimle beraber çalışmaktan gurur duysunlar. İstediğimiz için bunu yapıyoruz aslında, kaliteyi artırmak için. Sonrasında ne yapıyoruz? Eğer bir startupsa, yani kuluçka girişimcisi ise ortak çalışma alanlarımız dediğimiz kuluçka alanlarımızı alıyoruz. Fiziki altyapıları sağlamış oluyoruz. Değilse normal ofislerimizi alarak o fiziki altyapıları sağlamış oluyoruz. Ama bizim ekstra verdiğimiz destekler nedir? Bakın, şirket kurulmamış, şirketi olmayan ön kuluçkalara şirket kuruluş desteği veriyoruz biz. Ana sözleşmesi hazırlanıp hukuk danışmanlığı alacak şekilde şirketini kuracak ana sözleşmenin hazırlanmasına kadar ki bu destekleri veriyoruz. İki, Ar-Ge teşvikleri üzerinden çalışmalar yapanlara mali danışmanlık destekleri veriyoruz. Nasıl bu teşviklerden istifade edeceksin? Bunun kanunu, hukuku, vergisi nasıl verilir, nasıl alınır? Bunları anlatan bir mali danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bununla beraber ne veriyoruz? Patent danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Patent ön araştırma destekleri veriyoruz. Şayet bir patentim var dediğinde bu bir girişimcimiz, bu patentin ön araştırma raporunu bizim desteklerimizle ona sağlıyoruz. Sadece gidip harcı gerekiyorsa, eğer onun tescili gerekiyorsa tescilini kendisi takip ediyor. Ön araştırma raporu destekleri veriyoruz. Hızlandırma programları yapıyoruz. Mobilite hızlandırma programı ve oyun hızlandırma programları yapıyoruz. Bu hızlandırma programlarıyla da onları ücretsiz bir şekilde bu hızlandırma programlarına yine alıyoruz. Bu hızlandırma programlarının sonunda yalnızca bizim fonumuz değil, bizim iki tane fonumuz var şu anda, yalnızca kendi fonumuz değil, diğer yatırımcılarla da, melek yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, çünkü melek yatırımcı sertifikası olmayan bireysel yatırımcılar da var. Bireysel yatırımcılar ve yatırım fonlarıyla onları bir araya getirecek hızlandırma programları yapıyoruz. Son olarak da sanayici ile girişimciyi buluşturan programlarımız var. Biz buna tedarikçi zenginleştirme programı diyoruz. Yeni nesil tedarikçi zenginleştirme programı. Çünkü eskiden zaten satın almacılarımızın bir tedarik havuzları vardı. Ama şimdi o tedarik listelerine geleneksel tedarik havuzu yerine yeni teknoloji tedarikçilerini koymaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda da bakın bu program sayesinde farklı
girişimciler de sadece Bilişim Mahallesi'nin girişimcileri değil, farklı kuluçka programlarında görev alan girişimciler de dahil olmak üzere 32 milyon liralık satış yaptırmışız kuluçka şirketlerine bu sanayici ile buluşturma programları sayesinde. Peki yurt içinde bu planlar devam ederken yurt dışında büyüme planlarınız var mı Serdar Bey? Muhakkak. Şöyle ki Bilişim Mahallesi bir mega teknoloji koridoru kurma vizyonunun adı. Bu mega teknoloji koridorunu biz aslında bir dijital ticaret yolu gibi de değerlendirebiliriz. Dijital teknoloji transferi yolu gibi de değerlendirebilirsiniz. Zaten metaforumuz yolda yürümek. Şimdi dolayısıyla ulusalda nasıl ilerliyorsak uluslar arasında da ilerlemek ve globalleşmek bizim ana hedeflerimiz içerisinde. İlk ayağımızı Bilişim Mahallesi Bakü ile geçtiğimiz yıl söylemiştik. Şimdi kısmetse yine Mart ayında şu anda görüşmeleri tamamlandı. Hatta orada bir binamıza Bilişim Mahallesi Bakü tabelamızı da astık. Yani onu da yaptık. Şu anda Bakü'de Bilişim Mahallesi'nin bir temsilciliği mevcut. Ortaklık sözleşmelerimizi yaptık orada. Onları da tamamladık. Şimdi buradaki şirketlerimizi seçiyoruz ve Orta Asya'ya ayağımızı atıyoruz. Bilişim Mahallesi Bakü ile oradan devamında geçtiğimiz yıl yine Türk Konseyi Teşkilatı altında Teknoparklar Birliği imzaları atıldı. Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan'ın da olduğu bir masada anlaşma imzaladık ve biz de oradaydık. Bugün Bakü, yarın devamında diğer Orta Asya ülkeleri olarak büyüyebiliriz. Şu anda Bakü'deyiz. Singapur konumuz var. Singapur'a yine uzayan bir elimiz olacak. 2019'dan beri Singapur'da çalışmalarımız devam ediyor. Orada tabii biz 2019 yılında bir Türk pavilyonu açmıştık. Ama geçen iki yıl Covid pandemi dönemi dolayısıyla bir sekteye uğradı. Bu yıl tekrar gittik. Yani yeniden oradaydık organizasyonlarda. Bir Singapur ayağımız olacak. Sadece gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değil, Birleşmiş Milletler'in az gelişmiş ülkeler statüsünde yer alan ülkelere de bu teknoloji transferini yapacak hamlelerimiz var. Önümüzdeki yıl değil, bakın bu yıl içerisinde belki Nijer'de de bizi görebilirsiniz. Bakü, Mart ayında takibinde evet. Singapur ve evet. Nijer'de de Bilişim Vadisi'nin yapılanmaları evet. olacak diyorsunuz. Kesinlikle. Bakü'de de Devlet Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi kampüsü içerisinde evet. yer alacak. Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile orada da yerimizi aldık. Kampüsün içerisinde yerimizi kurduk. Azerbaycan Teknik Üniversitesi kampüsünün içerisinde yerimizi kurduk. Şimdi oraya şirketlerimizi seçiyoruz. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Bilişim Vadisi'ni hem yurt içi hem yurt dışı büyüme planlarını bizlerle paylaştığınız için diyorum. Evet, bugün Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile beraber Bilişim Vadisi'nin önümüzdeki süreçteki hedeflerini ve devam etmekte olan destekleri konuştuk. Şimdi de özellikle Kasım ayında başlayan ve yılbaşı ve ertesinde de hala devam etmekte olan kampanyaların online tarafta e-ticarete etkisini ve bu sektördeki büyüme hızını nerede bunu konuşacağız. Türk giyim sanayi dediğimiz zaman, hazır giyim ve tekstil sanayi dediğimiz zaman e-ticareti Türkiye'ye ilk getiren firmalardan Silk & Cashmere'in CEO'su Ferhat Zamanpor şu an karşımızda. Ferhat Bey hoş geldiniz diyorum ve hemen uzatmadan hızlıca sormak istiyorum. Yılı nasıl tamamladınız ve yeni yıl haftasında satışlarda online tarafta ne kadarlık bir artış gözlemlendi? Merhaba Erhan Hanım. Yılbaşını çok güzel bir şekilde kapattık 2022 yılını. TL bazında %146 bir büyüme. Dolar bazında %78'lik bir artışla kendimiz çok memnun olduğumuz ve hedeflerimizi vurduğumuz bir şekilde kapattık. Ondan hemen önce sizin de bahsettiğiniz Kasım ayı vardı. Black Friday, 11-11 gibi çok önemli, hatta ilkini bizim Türkiye'ye getirdiğimiz bir kampanya. Burada da geçen senenin sepet oranlarına göre %200'lük bir artış. Ondan hemen önceki 3 aya göre %400'lük bir artışla çok yine memnun kaldığımız rakamlar. Adet bazında da bunlar, şimdi ülkemizdeki enflasyon yüzünden bazen veriler tabii biraz şaşırtabiliyor. Ama adet bazında da %156'lık bir artışla çok güzel bir şekilde kapattığımızı söyleyebilirim. Peki online tarafı e-ticaretin özellikle sizin noktada hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe bu yılki ne kadarlık bir büyüme öngörüyorsunuz geçtiğimiz yıla kıyaslayacak olursak? Ve bu yıl özellikle o tarafta satışlar üzerinde neler etkili olabilir enflasyonist bir tablo içerisinde?
Kesinlikle. İlk 6 ayın rakamları tamamen açıklandığında %116'lık bir büyüme var Türkiye'de e-ticarette. Bizde bu oranın tabii üstünde, biz gerçekten de e-ticarete çok odaklanan, hatta cirosunun çoğunluğunu e-ticaretten kazanacak olan ilk marka olmaya özen gösteriyoruz Silken Kaşman olarak. Gelecek sene böyle bir hedefimiz var. Mağazacılık tabii ki bizim ve de tüm markalarına çok önem verdiği bir konu, ama artık hepimizin bildiği gibi omnichannel bir yapı içinde, yani mağaza, online, offline ayırmadan bütün satış kanallarının beraber çalıştığı ve müşteriye tek bir noktadan hizmet verdiğimizi hissettirdiğimiz, oradaki aksaklıklar olsun, kopukluklar olsun, bunların tamamından arındığımız bütünsel bir yapı ile ilerlemeye özen gösteriyoruz. Bunun için müşteri hizmet noktasında call center, uzaktan satış, video satış, çok kolay mağazadan teslimat, iade olsun, bütün bunlara çok özen gösteriyoruz. Bu da zaten e-ticaret alanındaki ortalamanın çok üstünde olan büyümemizi ateşleyen en önemli faktörlerden biri. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi bugün ve 8'i tarihler arasında dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı başladı. Las Vegas'ta Consumer Electronic Show. Burada birçok teknoloji sergilenirken bu yıl ilk defa özellikle sizin hazır giyim konfeksiyon sektörünün daha çok yer aldığı işte Metaverse alanları da olacak. Özel bir gösteri alanı NFT'ler. Dolayısıyla bu kapsamda siz nasıl görüyorsunuz? Online tarafta o dünya nasıl evrilecek? Bu yönde adımlarınız da olacak mı? Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü. Kesinlikle müthiş bir soru, çünkü dediğiniz gibi çok güncel ve bütün sektörü, sadece e-ticaret olarak değil, bütün sektörlere devrim niteliğinde gelen, hatta başlayan bir teknoloji var. Bu sadece Metaverse kısmı değil. Şu an bütün dünyanın konuştuğu ChatGPT, Web3, yapay zeka, bunlar hepimizin işlerini tehdit ediyor demeyeyim ama büyük anlamda değiştireceğini gösteriyor. Şimdiden bu sinyaller ortada. Biz de ondan Silken Kaşmir olarak her zaman yenilikçi, önder bir firma olmaya özen gösterdik. Sizin de yayında başında bahsettiğiniz gibi e-ticareti Türkiye'ye 1995'te ilk getiren markalardan biri. Black Friday yine aynı şekilde 2012 yılında. Ondan Metaverse'de de ilk adımlardan birini biz geçtiğimiz Ekim ayında 30. yılımızı kutlarken orada da çok güzel farklı aktiviteler, zaman tünelleri, Metaverse ortamında markamızın hikayesi vesaire, bunlarla bir giriş yaptık. Ama bizim bu sene odaklandığımız sınırlar yeni sınır olarak sadece Metaverse, yapay zeka vesaire değil, e-ticaret ortamında da bu ay tekrar başlattığımız silkenkaşmir.co.uk, Avrupa ve Birleşik Krallık açılımında şirketimiz için çok kritik bir dönüm noktası da oynuyor olacak. Ondan bütün bu sanal sınırlar, yapay zeka olsun, ülke sınırları olsun, bunların hepsini kırmaya devam ettiğimiz, ilerlediğimiz bir yıl olacağı için çok heyecanlıyım. Ayrıca bu sadece kendi markamız özelinde değil, e-ticaretin, perakendenin büyümesi tüm ülkemiz için çok büyük önem taşımakta. Çünkü bildiğiniz gibi bu iki sektör bir lokomotif sektör. Yani biz sadece kendi işimizi yapmıyoruz. Bizim mağazalarımız vitrinlerden tutun ambalajlara, kargo, reklam vesaire, sayısız çalışana geçim sağlayan bir sektörde çalışıyoruz e-ticarette perakende olarak. Ondan bu büyüme haberleri, bu güzel olumlu veriler bütün ülkemiz için, bütün ekonomi için çok olumlu veriler. Hep beraber bu mutluluğu paylaşmak, bu gururu paylaşmak, bu yolculuğu daha da ileriye, daha da güzel noktaya götürmek için ortak çalışmamızı önemli buluyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. Silken Kaşmir CEO'su Ferhat Zaman burada teşekkür ederek böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu hafta burada noktalarken gelecek hafta farklı bir konuk ve konularla yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.